Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün aracımızın hava filtre kabını söktük. Neden söktük? Buradan biliyorsunuz motorun iç kısmına doğru hava veriyordu. Ben onun uç kısmını kapattım. Ben bunun uç kısmını kapattığımda aracımın motor devir rölantisi yükseliyordu. Uzun zamandır da içindeki mekanizmayı merak ediyordum. Açmışken sizinle beraber kontrol etmek istedim. Şöyle bu üst kapağı. Ben bunların hepsinin içerisini yıkadım. Temizledim. Önce açılışını söyleyeyim. Şu şekilde burada bunları tutan vidaları var. Hava filtre kabımızın da kenarından şu kısmında benim kırık. Burada montajlamışlar. Şu kısımlarından filtre kabının oturduğu yere bu şekilde montajlanıyor. Bu yaklaşık geçen sene ben 5-6. ayda değiştirmiştim. Şu anda çok o kadar kirli bir hali yok. Temiz zaten çok fazla kullanmıyorum aracımı. Bu da hava filtre kabımızın içerisi. Şu bunları çıkarttığım için tek tek gösteriyorum. O sizin aracınızın motorunun olduğu kısma uzanan hortumun bağlantı yeri. Bunun içerisinde şöyle bir kelebek var. Eğer sağlamsa mekanizmasıyla hiçbir şekilde oynamamışlarsa şurasında ayar yeri var. Bunu çevirdiğinizde aç kapa yapıyor. Aç kapa şu şekilde. Çevirdiğinizde bu tarafı açıyor. Geniş ağız kısmını kapatıyor. Şimdi genelde LPG'ciler bu tarafları kapatıyorlar. Araç az hava alsın diye bu taraftan. Ama mantık olarak bakacak olursak hava filtresinin amacı buradan hava çekmesi. Temiz bir şekilde karbüratöre giden havayı. Ben ne yaptım? Söktüm. Benim bu tarafı açıktı. Büyük kısım kapalıydı. Bu tarafını kapattım. Büyük kısmını açtım. Onu da şu şekilde vida iple sabitledim. Herhangi bir şekilde tekrarında açma kapama olmasın diye. İçerisindeki mekanizma şu. İşlem yapmıyor. Normalde telefonu şöyle bırakabilirsem ya da şu şekilde tutup bakın. Bu şekilde işlem yapması lazım. İşlem yapmadığı için ben bunu tamamen söktüm. Şimdi tekrar montajını yapacağım. Kendiniz de araçlarınızda görürsünüz. Bazen LPG'ye ayara gittiğiniz zaman aracım çok fazla yakıyordu. LPG'ye buradan bant yaptı dediklerinin sebebi de aracın karbüratörünün çok fazla hava almasından dolayıdır. Onu da karbüratörün iç kısmında 4 tane vidası var. Oraları kontrol edip ne kadar hava kaçağı olup olmadığına bakabilirsiniz. Montajını yaptıktan sonra tekrar sizinle devam edeceğiz.